Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz hırka bluz yapılışını paylaşıyor olacağım. Dilerseniz hırka tarzında kullanabilirsiniz ya da bu şekilde bağlamalı olduğu için sadece bluz yani crop olarak da değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz bu noktaya düğmeleme yapabilirsiniz. Daha kullanışlı hale getirebilmek için. Yine aynı şekilde boyunda uzatma da yapabilirsiniz. Kolaylıkla video içerisinde, içerisinde bahsediyor olacağım. Ben SB'den 36 beden için çalıştım. Üzerimde duruşunu görmek isterseniz Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Yine aynı şekilde Instagram hesabımı takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayarak takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Gayet güzel, kullanışlı ve dikişsiz bir ceket yapmış olduk. Bu anlamda ben de ilk kez çalışıyorum ve ayrıntılı bir şekilde de video içerisinde bahsediyor olacağım. Yine aynı şekilde ipimden de başlangıçta bahsediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Neydi yer? Muffin ipini tercih ettim. Bu proje için iplerimi saturdayobi.com'dan temin ediyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Sizler için tıklayıp inceleyebilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de kendi renk kombinize ya da tek renk kullanarak hırkanızı yapabilirsiniz. Yapılışa geçmeden önce biraz ipimden bahsetmek istiyorum. %100 akrilik bir ip. 100 gram 300 metre uzunluğunda. 3 milim şiş ve tığ numarası için uygundur diyebilirim. Iletilmiş. ben birazcık salaş ve dökümlü bir yapıda olsun için yumuşak bir yapıda olsun istediğim için 4 numara tığ ile örgümün başlangıcını yapıyor olacağım çizgili bir e, hırka yapmayı tercih ettim D dediğim gibi tek renk ile de kolaylıkla yapabilirsiniz İpimin kalınlığı da bakın bu şekilde çok ince değil orta kalınlıkta bir ip videonun sonunda da ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım şimdi beraber yapılışına geçelim İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcı mı yaptım. Toplamda 69 tane zincire ulaşana kadar devam ediyoruz. Zincir çektikten sonra bakın son zincirime değil, bir sonraki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki zincire geldim. ipimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincire geldim ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincir içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Son zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda 71 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 Aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirimizle beraber 4 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bir tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bakın burada bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa geldim. 1 iki seferde çekerek bir tane iki trabzan bir zincir çektim tığım üzerine bir kez aldım aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yaptım bakın bu şekilde şimdi ben kendim bir şablon oluşturdum aslında devamında size şu şekilde şablonda göstermek istiyorum bir bütün halinde öreceğimiz için bu dört tane ikili trabzan yaptığım nokta bizim ön kısmımız ön gövde kısmımızın başlangıcı daha sonrasında kol kısmımız yine arttırma yapacağız sırt kısmımız kol kısmımız ve ön gövde kısmımız şeklinde bir şablon oluşturdum dediğim gibi şimdi başlangıçta gövde kısmımızın başlangıcını dört tane iki trabzan yaptık zincirle beraber şimdi bu şekilde yaptığımda bir tane iki trabzan bir zincir aynı zincirin içerisinde iki trabzan yaptığımda burası bizim arttırma noktamız oluyor Devamında şimdi kol kısmını oluşturuyor olacağız beraber. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir. Yandaki boşluğa geldim. İki. Ve yandaki boşluğa geliyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım yan yana. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir. iki Yandaki boşluğa geldim. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Diğer boşluğa giriyorum. Bir tane iki trabzan. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane iki trabzan. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane iki trabzan yaparak. Üç tane yan yana iki trabzan yapmış olduk. Şimdi bakın bu arttırma noktamdan itibaren saydığımda 1, 2, 3 kez aynı işlemi yapmış olduk. Bir kez daha yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Diğer boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde kol kısmımız için bakın 1, 2, 3, 4 tane 50 yan yana iki trabzanlar yapmış olduk. Şimdi yine arttırmamı yapacağım. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane iki trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Bir tane daha iki trabzan yaparak arttırma noktamı belirlemiş oldum. Şimdi sıra geldi sırt kısmına bir tane zincir çektim tığımızı hepimi bir kez aldım bir zincir atlıyorum diğer boşluktan daha doğrusu bir boşluk atlayıp diğer boşluktan tığımı geçirdim bir tane iki trabzan yandaki boşluğa geliyorum ve yandaki boşluğa geliyorum 3 tane yan yana iki trabzan yapmış oldum bir tane zincir çektim bir boşluk atlıyorum diğer boşluktan tığımı geçirdim bir Yandaki boşluğa geldim 2. Yandaki boşluğa geldim 3 tane yan yana iki trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bakın 1 2 kez üçerli iki trabzanlar yaptık. Bu şekilde 6 tane üçerli iki trabzanlar yapıyorum sırt kısmı için. Şimdi son üçerli iki trabzanları da yaptıktan sonra arttırma noktama geldim. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane iki tırabzan. Bir zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa dönerek bir tane iki tırabzan yapıyorum ve bu şekilde arttırmamı yapmış oldum. Bakın burası bizim sırt boşluğumuz. Kaç tane? 2 4 6 tane 3 iki tırabzanlar yaptım. Şimdi burada arttırmayı yaptıktan sonra hemen bakın bu altılı grubun öncesinde dört tane yapmıştık kol kısmı için yine aynı şekilde yapıyor olacağız kol kısmı için bir tane zincir çektim bir boşluk atladım diğer boşluğa geliyorum bir yandaki boşluğa geldim ve yandaki boşluğa gelerek 3 tane yan yana iki trabzan yaptım bir tane zincir bir boşluk atladım diğer boşluğa geliyorum bir iki 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çektim. Bir boşluk atladım. Diğer boşluğa giriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Sayıyorum hemen. 1 2 3 kez yaptım. 1 zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğa giriyorum. 1 2 3 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir boşluk atladım. Diğer boşluğa geliyorum. 1 bir, bir zincir çektim aynı noktaya dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde saydığımızda bakın 1 2 3 4 kez aynı işlemi yapmış olduk Son arttırma noktamdan sonra bitiş noktama gelmiş oldum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. Bir, iki seferde çekerek bir tane iki trabzan aynı noktaya dönüyorum. 2 3 4 tane ikili tırabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Örgümün arka kısmına dönüyorum. Bir, 2 3 tane zincir çektim şimdi bu son ve başlangıç noktamızda neden 4 tane 2 trabzan yapıyoruz buradaki bakın birinci ve ikili trabzan arasındaki boşluğa yine 4 tane 2 trabzan yaparak her zaman arttırmamıza devam edeceğiz 3 zincir çektim tığımızı yapayım bir kez aldım bakın boşluktan tığımı geçiriyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum zincirle beraber dört tane iki trabzana ulaşmış oldum bir tane zincir çektim tığım zepim bir kez aldım bakın buradaki trabzanları atlıyorum hemen boşluk kısmına geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın burası bizim arttırma noktamızdı. Bir tane zincir çektim. Tığım zeynepimi bir kez aldım. Arttırma noktamdaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani arttırma noktamızı bu şekilde yapmış olduk. Bakın burada da bir kez arttırma yapmış olduk bu şekilde bir tane zincir çekiyorum tığım ipimi bir kez aldım hemen yandaki boşluğa geldim bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir tığım ipimi bir kez aldım hemen bakın buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum bir iki üç tane İkili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum bir zincir çektim tığımıza ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa geldim bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum bakın art, arttırma yapmış olduğum noktaya geldim bir zincir çekiyorum tığımı ipimi bir kez aldım boşluk kısmından tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan, Bir zincir çektim. Aynı noktaya dönerek bir tane daha ikili trabzan yaparak yine arttırma noktamızı yapmış olduk. Bakın ara boşluk kısmındaki arttırmanın ortasında normalde 4 tane üçerli ikili trabzanlar vardı. Bu sıramızda 2, 4, 5 tane üçerli ikili tırabzan yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çektim. Şimdi bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak arttırma noktama kadar devam ediyorum. Şimdi arttırma yapmış olduğum noktaya kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane iki trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Bu arttırma yaptım yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane iki trabzan bir zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa dönerek bir tane iki trabzan yapıyorum ve bu şekilde arttırma noktamı yapmış oldum. Şimdi normalde e, ee, sırt kısmımız için 6 tane üçerlikli trabzan yapmıştık. İkinci sıramızda ise 2, 4, 6, 7 tane üçerlikli trabzan yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum arttırma yapmış olduğum noktaya kadar geldim son boşluğuma 3 tane iki trabzan bir zincir çektim tığım zeynepin bir kez alıyorum bakın buradaki boşluktan tığımı geçirdim bir tane iki trabzan bir zincir çektim aynı noktaya dönerek bir tane daha iki trabzan yapıyorum ve bu şekilde arttırma noktamı yapmış oldum Kol kısmı için 1, 2, 3, 4, 5 tane üçenlik trabzan yapmış olduk ikinci sıramızda. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bakın burada 1, 2, 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Başlangıç kısmında da 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Sıra sonunda 4 tane ikili trabzan yaptık. Bakın şekil almaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi ben iki renkli yapmak istediğim için çizgili bir şekilde ilerleyeceğim. İki sıra iki sıra renk değişikliğine gideceğim. Tek renk yapmak istiyorsanız burada aynı şekilde dönüşünüzü sağlayıp devam edebilirsiniz. Benim gibi iki renk yapmak istiyorsanız hemen dibinden bir düğümleme yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Daha sonrasında üçüncü sıram için örgümün arka kısmına döndüm. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada hemen bakın birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, daha doğrusu zincirle beraber iki, üç, 4 tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım yandaki boşluğa geliyorum bir iki üç tane ikili trabzan bir tane zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım yandaki boşluğa geliyorum bir iki 3 tane ikili trabzan bir tane zincir çektim şimdi bakın arttırma yapmış olduğum noktaya geldim bir zincirimi çektim tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum buradaki boşluktan tığımı geçirdim bir bir tane zincir çektim tekrar aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim yandaki boşluğa geldim bir iki üç tane ikili trabzan yaptım bir tane zincir çektim diğer arttırma noktama kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arttırma yaptığım noktaya kadar geldim bir tane zincirimi çektim buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan bir zincir çekip aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yaptım Burası bizim kol boşluk kısmımızdı. E, kaç tane üçerli iki trabzan yaptık? 2, 4, 6 tane üçerli iki trabzan yapmış olduk. 2 tane arttırmanın orta kısmında. Şimdi sırt kısmına dönüş, dönüşümü sağlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Tığım üzerine bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde arttırma noktama kadar devam ediyorum arttırma noktama kadar geldim bir tane zincirimi çektim tığım zeypim bir kez aldım boşluktan tığımı geçiriyorum bir tane ikili trabzan bir zincir aynı boşluğa dönerek bir tane daha ikili trabzan yaptım şimdi sırt kısmında kaç tane üçerli ikili trabzan yaptık 2 4 6 8 tane üçerli ikili trabzan yapmış olduk bir tane zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki boşluğa geliyorum bir iki üç tane ikili trabzan bir zincir çektim yandaki boşluğa geliyorum bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde her boşluğa üç tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz Arttırma öncesinde son boşluğuma da 3 tane iki trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığım zeypin bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçirdim. Bir, bir zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa dönerek iki tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir, iki, üç tane ikili trabzan bir zincir çektim yandaki boşluğa geldim bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim tığımızı ipimi bir kez aldım şimdi sıra sonunda bir iki üç tane ikili trabzan atlıyorum son boşluktan tığımı geçirdim bir iki üç ve 4 tane ikili tırabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. 3 zincir çekerek bir sıranın başlangıcını yapacağım. Hemen dibindeki boşluğa dört tane ikili tırabzan yapacağım. Bu şekilde şablonuzu oluşturduktan sonra her zaman aynı noktalarda arttırma yaptığımız için aklınız karışmadan devam edebilirsiniz. Ben her iki sırada bir renk değişikliğine giderek e, istediğim genişliğe ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi istediğim uzunluğa ulaştım ve toplamda bakın saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra boyunca gittik. Buradan sonra devamında düz bir şekilde ilerliyor olacağız ve gövde kısımlarımızın da ayrımını yapıyor olacağız. Şimdi ben renk değişikliğini yaptım. Bakın bu noktada şöyle döndürüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipim bir kez aldım. Hemen buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Dibindeki boşluktan 1, 2 tane 2 trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane 2 trabzan yapıyorum. Normalde arttırma yaparken ne yapıyorduk? Bu noktaya 4 tane 2 trabzan yapıyorduk. Ama bundan sonra düz ilerleyeceğimiz için sadece 3 tane 2 trabzan yapıyor yaparak başlangıç yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Tığımza hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan, bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan yapacağım. Modelimizi aynı şekilde burada arttırma yapmış olduğum köşe kısmına kadar devam ediyorum. Burada arttırma yapmış olduğum boşluğa kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane iki trabzan yaptım. Buradaki boşluğumuza herhangi bir batma işlemi yapmayacağız. Hemen bir tane zincir çektim. Şimdi diğer kısımda burası bizim kol boşluğumuz olacağı için bakın burada arttırma yapmış olduğum kısımdan itibaren ilerliyor olacağım. Bir zincirimi çektim. Tığım üzerinde ipimi bir kez aldım. Bu noktaya herhangi bir batma işlemi yapmadan hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, iki, üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu noktaya. Bu şekilde kol kısmını belirlemiş olduk. Sırt kısmına geçiş yapmış oldum. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim yandaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum şimdi burası örgümüzün sırt kısmı buradaki arttırma yapmış olduğum noktaya kadar devam ediyorum arttırma noktamın hemen öncesindeki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım bir tane zincirimi çekiyorum bakın buradaki boşluk kısmına herhangi bir batma işlemi yapmadan tığımızı hepimi bir kez aldım Hemen diğer taraftaki Bakın arttırma noktamın hemen yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak geçişimi yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim yandaki boşluğa geldim 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum tığımızı hepin bir kez aldım burada hatırlarsanız 4 tane ikili trabzan yapmış olduğum nokta sondaki boşluğuma geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi bakın şu şekilde katlayıp baktığımızda artık gövde kısmı, kol kısmı ve sırt kısmı şeklinde ayarlamamızı yapmış olduk. Şimdi bu noktada artık arttırma yapmadan ilerliyor olacağız düz bir şekilde. Bir tane zincirimi çekmiştim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımızı hepim bir kez aldım. Hemen bakın buradaki 3 tane kilit trabzan atlayıp birinci boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane kilit trabzan yaptım. Aynı boşluğa dönerek 2 3 tane ikili trabzan bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak bu kol altı kısma kadar devam edelim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. bir tane zincir çektim. Bakın burası kol birleştirme noktamızda bu şekilde bir boşluğumuz var. Tığımızı ipim bir kez aldım. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. Bir. 2 3 tane boş 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde diğer kol oyuntusu kısmına kadar devam edelim kol altı kısmına kadar geldim. 3 tane iki trabzan yaptım. Buradaki boşluğa bir tane zincir çektim. Tığım üzerine bir kez alıyorum. Bakın buradaki boşluktan tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geleceğim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 tane zincir çektim. Bakın sıra sonunda 3 tane ikili trabzanım var. Bu noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. 1 tane ikili trabzan yaparak sıramı kapatıyorum. Örgümün diğer kısmına döndüm. İki sıra boyunca gri gittikten sonra yine renk değişikliğime gidiyorum. Hemen dibinden bir düğümleme yap yapacağım. İpliğimi birazcık uzun bırakıyorum ki daha sonra gizleme payı olsun. Ve bir, iki, üç tane zincir çekerek bir sıranın başlangıcını yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum bir zincir çektim yandaki boşluğa geliyorum 1 2 3 tane ikili trabzan bir tane zincir çektim yandaki boşluğa geldim 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan aralarda da bir tane zincir çekerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada sonda 3 zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluğumuz var. Burada buradaki boşluğa da 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yanında bakın 3 tane 2 trabzan var. Bunları atlıyoruz. Direkt boşluğa batarak 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bundan sonra hep aynı şekilde devam ediyoruz her boşluğa 3 tane iki tırabzan yapacağız sıramızı tamamladıktan sonra 3 zincir çekerek büyük sıranın başlangıcını yapıyoruz her iki sırada bir renk değişikliği yaparak istediğimiz hırka uzunluğuna ulaşana kadar bu şekilde devam edip geliyoruz şimdi istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim toplamda 18 sıra boyunca benim için yeterli oldu burada ölçümü de paylaşmak istiyorum sizlerle bakın şu Arttırma yapmayı bıraktığım kısımdan itibaren ölçtüğüm 22 santim tamamıyla ise 39 santim uzunluğunda tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra geldi kol kısmına. Kol kısmı da tamamladıktan sonra lastiği yaparak hırkamızı tamamlıyor olacağız. İpimi elime aldım. Hangi renk için Sıradaki hangi renk ile devam etmek istiyorsanız onunla bir başlangıç yapmalısınız. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincirimi çektim tığımda. Şimdi bu kol altı kısmında bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Bu kısımdan başlangıç yapacağız. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın bu üçlü trabzan ortada kalıyor. Hem sağda hem sonunda boşluk var. Solundaki boşluktan tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımız ipimi bir kez aldım. Hemen bakın yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 Bakın burada arttırma yapmış olduğumuz kısım var. Bakın şu şekilde. Hemen bunu atladım. Yandaki boşluğa geldim ve bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani oradaki boşluk kısmına batma işlemi yapmadım. Eğer buradaki boşluk kısmına da batma işlemi yaparsak arttırma yapacağımız için düzgün bir görüntü olmayacaktır. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. bir tane zincir çektim. Şimdi devamında boşluklarımız olduğu için her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak buradaki kol altı kısmına kadar devam edelim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Diğer tarafta hatırlarsanız bu arttırma yaptığım noktaya herhangi batma işlemi yapmamıştım. Tığımızı hepim bir kez aldım. Hemen yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 tane zincir çektim. Tığım zeypim bir kez aldım. Şimdi bakın burada yatay ikili trabzanımız var. Hemen yanındaki başlangıçta da söylemiştim ya bu üçlü trabzanın hemen sağında ve solunda boşluk var diye. Diğer tarafındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın bu noktadan 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada önemli olan nokta bağlantı noktamız belli olmadan büyük sıranın başlangıcını nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum. Sonunda da 3 tane iki trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekmiyorum. Direkt tığımızın ipimi bir kez aldım. Birinci iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi bakın bu şekilde çektiğimde 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekiyorum. 1, 2 tane zincir çekerek ee, bu şekilde bir tane iki trabzan yapmış kabul ediyoruz. Tığım zeynepimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. İki. Zincirle beraber üç tane iki trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım zeynepimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma 3 tane iki trabzan yaptım. Burada iki sıra boyunca gri rengimde gittiğim için diğer rengime geçiş yapacağım. Nasıl bir geçiş yapıyoruz? Şimdi burası bizim bağlantı noktamız olduğu için Bakın hiçbir zincir çekmeden direkt 3 tane iki trabzanı yaptıktan sonra dibinden bir düğümleme yapıyorum ipimi. Yani diğer rengimin başlangıcını yapıyorum. Şimdi diğer ipimizi kesebiliriz. Burada nasıl bir geçiş yapmıştık Aslında sırada? Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Bakın diğer rengi tığım üzerine aldım. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. 1, 2 tane zincir çekiyorum ve bu şekilde bir tane iki trabzan yapmış olduk tığımızı hepim bir kez aldım hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum bir tane iki trabzan tekrardan aynı boşluğa döndüm bir tane iki trabzan zincirle beraber 3 tane iki trabzan yapmış olduk bir zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım yandaki boşluğa geliyorum 1 2 Üç tane ikili tırabzan. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda yine aynı şekilde büyük sıranın başlangıcını yapıyor olacağım. Bakın bu şekilde bağlantı noktamız belli olmadan hep büyük sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. Ta ki istediğimiz kol uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi normalde burada birleştirme yap, yapıp bir üst sıranın başlangıcını yaptığımız için e, zincir çekmeden ilerliyordum. Ama şimdi birleştirme yapmayacağım. İstediğim boyuta ulaştım. O yüzden bir tane zincir çektim. Birinci iki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım. Bir iki tane zincir çekerek artık ipimi bu noktada kesiyorum. Çünkü kol kısmını tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde de göstermek istiyorum. İstediğiniz boyuta ulaşana kadar kolu tamamlayıp geliyorsunuz. Şimdi beraber lastik kısmının başlangıcını yapalım. Çünkü diğer kolda aynı şekilde ilerleyeceğiz. Farklı bir şey yok. Beraber dediğim gibi diğer lastik kısmımızın başlangıcını yapalım istiyorum. Şimdi sadece gövde kısmına lastik yapacağız. Kol kısmına lastik yapmak istemiyorum. Böyle kol birazcık geniş dursun istediğim için. Eğer toparlansın diyorsanız kol kısmına da aynı şekilde tığ işi lastik yapabilirsiniz. Şimdi bu ön gövde kısmından başlayalım istiyorum. Bir bütün halinde tüm etrafa dolanarak lastiğimizi tamamlayıp geliyor olacağız. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcı mı yaptım. Şimdi buradaki hem bu fazla iplerimizi gizleyelim hem de bir yandan lastik kısmımızı oluşturalım istiyorum tığımıza ipimi bir kez aldım hemen bakın buradaki birinci boşluktan şöyle tığımı geçiriyorum bir iki seferde çekerek bir tane ikili trabzanımı yaptım tığımıza ipimi bir kez aldım aynı boşluğa dönüyorum 2 ve bir kez daha dönüyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki yatay ikili tırabzanın içerisine geliyorum. 1 2 2 tane yeterli oldu. Yandaki boşluğuma geliyorum bakın. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki yatay ikili tırabzanın içerisine geliyorum. 1 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki genişlik önemli. Bakın 3'le başlamıştım. 3 2 3 2 şeklinde devam ediyorum. Burada baktığınız ki çok büyük bir genişlik var. üç tane ya da bu dört tane de olabilir. E, ikili trabzan yapıyorsunuz ya da küçük bir boşluğunuz varsa iki tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Şimdi bu şekilde buradaki Bakın şu arttırma yaptığım son noktaya kadar devam ediyorum. Bakın bir yandan da iplerim üzerine örme işlemi yapıyorum ki arada iplerimizi de gizlemiş olalım. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bahsettiğim noktaya kadar geldim. Bakın burada da yatay ikili trabzanlar halinde boşluklarımız var. Yine aynı şekilde üst kısma doğru devam ediyoruz. Bakın şuradaki Sık iğneler yaptığım noktaya geldiğimde her sık iğnenin üzerine bir tane iki trabzan yapacağım. Devamı da yine yatay iki trabzanın içerisine batıyor olacağım. Ve bu şekilde bakın bu diğer taraftaki gövdenin sonuna kadar devam ediyoruz. Bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar geldim. Buradaki bakın boşluğumuza bir iki ve üç kez ikili trabzan yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Hemen burada birinci ikili trabzan tepesine tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yandaki ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yandaki ikili trabzan tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın burada boşluk kısmına değil de direkt birinci ikili trabzanın tepesine bir tane iki tırabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Burada her iki tırabzanın tepesine bir tane ikili tırabzan yaparak bizim bakın buradaki başlangıç noktamıza kadar devam edip geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Boşluk kısmına bir tane ikili tırabzan yaptım. Şu sırt kısmında şunu söylemek istiyorum. Ee, boşluk kısmına bir tane iki trabzan yapmadan direkt üçlü trabzanın tepesine batacağımızı söylemiştim. Ama ara ara böyle kasılma olduğu noktada boşluk kısmında bir tane iki trabzan yaparak geçişimi sağladım. Bakın dümdüz bir görüntü elde etmiş oldum. Burada önemli olan nokta e, kasma yapmadan ya da marulaşma yapmadan düz bir görüntü elde ediyor olmamız. Şimdi bakın buradaki başlangıç noktamda. 3 tane ikili trabzan yaparak başladığım noktaya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım 1 2 3 tane zincir çektim tığım üzerine ipimi bir kez aldım hemen başlangıçtaki bakın ikili trabzanın alt noktasından tığımı geçiriyorum ipimi çektim İki seferde çekerek ikili tırabzanımı yaptım tığımı üzerine ipimi bir kez aldım alt taraftan bakın alttan üstte tığımı geçiriyorum diğer boşluktan geçirdim buradaki iki alt noktada bıraktım ve bir tane ikili trabzan yaptım tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki iki trabzanın bakın bu şekilde üste bırakarak bir tane ikili trabzan yapıyorum Şimdi altta bırakacağız. Yani arkadan öne tığımı geçiriyorum. Üstünden geçirdim. İpimi çekip bir tane ikili tırabzan. Şimdi üste bırakmam gerekiyor Üstten alta doğru tığımı geçiriyorum ve iki tırabzan tığım üzerinde kalıyor. ve Bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Alttan bakın tığımı geçirdim. İkili tırabzanı altta bırakıyorum. Bakın bu şekilde sırasıyla tüm ikili tırabzanları bir kez alttan geçiriyoruz tığımızı bir kez üstten geçirerek devam ediyoruz. Ta ki başlangıç noktama kadar sıra sonuna kadar geldim son ikili tırabzanımı alttan çekerek ikili tırabzanımı yaptım. Burada başlangıçta 3 zincir çekerek başladığım noktadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı kapattım. Hemen yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir kez daha ilmek yürütmemi yapıyorum. Bir kez daha şöyle bir tane birleştirme ile beraber 3 tane ilmek yürütme yapmış oldum. Birazcık böyle hani tuttuğumuzu şu orta kısmına gelelim istiyorum. Çünkü böyle ip zincir çekerek bağcık gibi bir şey yapmayı düşünüyorum bağlama yaparak Aslında hırkayı sabitlemek istediğim için şimdi istediğimiz genişliğe uzunluğa ulaşana kadar zincir çekerek devam edip geliyoruz bu noktada 115 tane zincir çektim Bakın bu noktada 115 tane zincir çektikten sonra hemen dönüşümü sağlıyorum ve ikinci zincirden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum ilmeğim içerisinden geçirerek ilmek yürütme yaptım yandaki zincirden tığımı geçirdim ipimi çekip ilmek yürütme yapıyorum yandaki zincire geliyorum ilmek yürütmemi yapıyorum bu şekilde her zincirin içerisinden bakın tığımızı geçirerek birinci zincirime kadar ilmek yürütmeye devam ediyorum son zincirime kadar ilmek yürütmeler yaparak devam ettim burada başlangıçtaki boşluğundan tığımı geçiriyorum ipimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı birleştiriyorum ve iki tane zincirimi çektim artık burada ipimizi kesiyoruz ve örgümüzün iç kısmında daha sonra gizleyeceğiz bakın bu şekilde uzun bir parça yapmış olduk şimdi aynı şekilde diğer tarafta da bir başlangıç yapalım devamında farklı bir şey yok zincir çekeceğiz yine 115 adet diyorum ama burada ben kendi gövdeme hani bir kez dolanıp gelip bağlayacak şekilde bir ayarlama yaptım mutlaka deneyerek kendi sayınızı belirleyebilirsiniz ipimi orta tığımı yerleştiriyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım şimdi burada da şöyle karşılıklı gelen noktada eşit olacak şekilde ipimi çektim tek seferde çekerek bir tane sık iğne ve devamında zincir çekmeye başlıyorum istediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra ilmek yürütmeler yaparak başlangıç noktama kadar devam edip geliyorum ve Bakın bu kısmı da tamamladım geldim bu şekilde iki tane ipimizi yaptıktan sonra şöyle dolanarak dolaştırarak yani etrafında düğümlemeyi düşünüyorum kombinlerken eğer üzerinde duruşunu merak ediyorsanız instagramda bakabilirsiniz üzerinde duruşunu gösteriyor olacağım dilerseniz sadece bu şekilde bluz olarak da kullanabiliriz bağladığımız için ya da bu şekilde olmasın düğme dikmek istiyorum derseniz düğmeleme de yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Ben bu şekilde kullanmak istediğim için bu şekilde yaptım. Aynı şekilde boyunda da uzatma yapıp yapmamak sizlere kalmış. Ben crop tarzında yapmak istedim. Dediğim gibi kolaylıkla sıra sayınızda arttırma yaparak ceket boyunuzu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.